Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah ve Selam. Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve بعد. Evet kardeşlerim, nikah dersimize inşallah devam ediyoruz. Bir önceki derslerimizde nikahla alakalı genel bir giriş yapmıştık. Nikahla alakalı bir şema anlatmıştık. Orada nikahın işte inikat şartlarını, sıhhat şartlarını, nefaz ve cevaz şartlarını ve lüzum şartlarını konuşmuştuk. daha sonraki dersimizde nikah meselesinde nikahın sünnet olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nikahla ilgili teşvik eden en nikahü sünneti fe men sünneti fe minni hadis-i şerifi ve vesaire diğer ayeti celileleri ve hadis-i şerifleri konuşmuştuk. Nikahla alakalı yine işte sünnet olan e, vacip olan ve mekruh olan boyutları konuşmuştuk. Eğer dedik ki bir insan eğer zinaya düşme gibi bir korkusu yoksa bu kimsenin evlenmesinin sünnet olduğunu belirtmiştik. Ancak e, eğer kişi zinaya düşecekse Allah korusun, e, harama düşecekse bu durumda bu kimsenin evlenmesinin vacip olduğunu konuşmuştuk. Ancak evlenmesi durumunda hanımına zulmedecekse, e, evlilik hukukunu yerine getirene, getiremeyecekse bu kimsenin de evlenmesinin mekruh olduğunu ifade etmiştik. İnşallah bugün de e, bugünkü dersimizde nikahta da, e, oluşacak, daha doğrusu nikahın oluşumunda kullanılacak lafızları hangi sığada olmalı, nasıl e, lafızlar nikahın oluşumu için yeterlidir veyahut da günümüzde evet gibi kelimeler kullanılıyor, bunlar nikah olur mu? İnşallah bu konuları konuşmaya çalışacağız. Öncelikle e, Mevsili Rahmetullahi Aleyh burada ilk olarak nikahın rüknundan bahsedecek ve diyecek ki varuknuhu nikahın rüknu el icabu vel kabulu icap ve kabuldür. İcap önceki konuşmalarımızda da yapmıştık. İcab evlenme hususunda iradesini ilk beyan eden kimsenin lafızına icab denir. Yani bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Ben seni eş olarak kabul ediyorum. İlk kim derse bu icaptır. Kabul de buna gelen cevaba da kabul denir. Diyelim ki ee, beyefendi dedi ki ben seni eş olarak kabul ediyorum. Kadın da dedi ki ben de kabul ediyorum. Erkeğin demesi o ilk denilen olduğu için o icap kadının de, demesi ise kabuldür. Dolayısıyla akdin rükünü yani nikah yani, akdinin rükünü el icap ve kabul. İcap ve kabuldür. Yani bu iki kelime olmaksızın nikah oluşamayacaktır. Dolayısıyla günümüzde ee, gelin ve damadın aynı olduğu ortamda bu şekilde söz olmaksızın kafalarını sallayacak olurlarsa burada nikah olmayacaktır. Veyahut da efendim yine gelin ve damatın olduğu ortamda kağıt üzerine yazacak olurlarsa yine nikah olmayacaktır. Ancak dilsiz olursa hani konuşamayan bir kimse olursa yani ahras diye tabir edilir bu kitaplarımızda. Bu durumda bu kimsenin e, icap ve kabulü o hani konuşurken, Şekiller vardır hani icap ve kabule delalet eden o akdin oluşumu hususunda kesin beyanatı bulunan artık kullandıkları şekil neyse onu yapması icap olarak yeterli olacaktır. Ama aksi takdirde konuşamayan bir kimse değilse her halükarda bu kimsenin kesinliğe delalet eden bir lafzı konuşması şarttır. Aksi takdirde işaretle vesaire mesela hanımefendi utancından konuşamaz başsallar olmaz illa da orada... E, ifadesini yani sözlü olan beyanını bulunması gerekecektir. Evet. varuknuhu nikahın ruknu el icab ve kabul. İcab ve kabuldür. Li enne el akde Çünkü akit ancak icab ve kabulle oluşabilir. Yani bir akitin oluşması ancak tarafların e, ona onay verdiğine dair ifadeleri kullanmasıyla oluşacaktır. Varuknu şey ma yucedu bihi. Çünkü bir şeyin ruknu onu o yapandır. Ne gibi ki erkanil beyti. Beynin rukunları gibi. Mesela şu bir oda diyelim, bina diyelim. Bu odayı e, ayakta tutan, oda yapan şey nedir? Onun rükunları yani kolonları, duvarları, tuğlaları vesairedir. Bunlara o beytin rükunları denir. Ki bu rükunlardır o beyti oluşturan şey. Aynı şekilde nikah akdinin rükunları ise icap ve kabuldür. Yani nikah akdini oluşturan şey de o icap ve kabulün oluşmasıdır. Evet. Şimdi burada rüknünü anladık. Dolayısıyla illa da söz olmasını gerektiğini, yani ahresin dışında, dilsiz olan insanların dışında illa da konuşulması gerektiğini ifade ettik. Peki, şimdi devamında ise, hocam hangi lafızlarla beraber biz nikah akdini kıyabiliriz? Yani illa da fiili mazi diye tabir edilen geçmiş zaman, dili geçmiş zaman sığasında olması şart mıdır? Mesela kabul ediyorum gibi şimdiki zamanı ifade eden lafızlar olur mu? Veya kabul edeceğim gibi gelecek zamanı ifade eden lafızlarla nikah olur mu? Veya evet gibi tamam gibi lafızlarla nikah olabilir mi? İnşallah şu an o konu başlıyor. Ve mılsili ve kâle mılsili ve yenakidu bilafzeyni maziyeyni. Nikah akdi iki mazi sığasıyla e, münakit olur. Mazi geçmiş zaman demektir. İki geçmiş zaman sığgısıyla ifade edilir. Öncelikle şunu bilelim, kitapların dilinden asla e, kopmayalım ve anlatmak istedikleri meramları e, göz ardı etmeyelim. Burada iki mazi sığgısı diyor. Yani illa da kabul ettim, işte eş olarak aldım, işte kabul ettim gibi. Illa da geçmiş zaman kipinin kullanılmasına gerek yok. Normalde ibareden anlaşılır ama buradan kasıt şudur bu kitap bu meselelerimizi daha mufassal eserlerimizde gördüğümüz zamanda daha geniş kaynaklarımızda incelediğimiz zaman da bu açıkça ifade edilir. Buradaki kastedilen e, mazi lafzının olması şu demektir. Yani kesinliğe delalet eden, filhal o an nikah akdinin oluşumuna delalet eden bir lafız olması gerekmektedir. Yani mesela gelecek zaman olmayacaktır. Mesela Kadın dese ki ben seni eş olarak kabul edeceğim. Adam dese ki ben kabul ettim dese bu nikah haklı olmaz. Neden? Çünkü kadın şu an kesinliğe delalet eden bir lafız kullanmıyor. Geleceğe dönük bir lafız kullanıyor. O zaman burada nikah haklı söz konusu olmayacaktır. Peki hocam neden mazi sığası? Bu Arap gramerinde mazi sığası demek kesinliğe delalet eden lafız demektir. Ki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok misaller var. Mesela estağfirullah. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ deriz. Hani ayeti celil de kıyamet vakı olacak şey oluştuğunda yani kıyamet olduğunda halbuki kıyamet şu an oldu mu? Veya yani birçok ayeti celileler var. Fiili mazi sıgasında zikredilmiş. Halbuki kıyametle alakalı e, ifadeler. Ama orada fiili mazi sığası zikredilmiştir. Neden? Çünkü o olay kesin olacaktır. Kesinliğine binaen bu fiili mazi sığasında getirilir. Bu nedenle Arapça kitaplarımızda hani mazi sığasıyla kullanılmalıdır ifadelerini böyle anlamalıyız. Yani kesinliğe delalet eden bir ifadenin olması gerekmektedir. Bu şekilde bunu düşünmeliyiz. Evet. Ve yenakdu bi lafzayni Dolayısıyla nikah akdi iki mazi sığasıyla e, münakit olacaktır. Ne gibi? Ki kavlihi Ki, zevveçtü çünkü erkeğin hitabı, zevveçtü ben seni eş olarak aldım, veya da ben seni eş olarak edindim ve kavlül ahar veya ve kaulil ahar karşı tarafında şu sözü tezawc ev alqabil yani ben ben eş olarak aynı şekilde e, seni kabul ettim veya da ben seninle evlendim gibi e, bir sırada kullandığı zaman da burada nikah münakit olmuştur yani erkek dedi ki ben seni eş olarak aldım kadın da dedi ki tamam ben de kabul ettim veya ben de seni eş olarak kabul ettim derse bu durumda nikah münakit olmuş olacaktır. Peki neden mazi sığasında zikrediliyor? Cevap. لِأَنَّ هَذَا, الفض, لأن هذا الْلَفُظُ Çünkü mazi sığası yüsta'melu lil inşa-i şer'an inşa manasında kullanılmaktadır. Lil haceti, ihtiyaçtan dolayı. Fihi. Ve bu mazi sığısının şer'an inşa manasında kullanılmasında da bir ihtilaf yok. Peki hocam inşa ne demek? Şimdi e, tabi bu Arap grameriyle alakalı bir kural ama çok detaya giremeyeceğim. Sadece kısa bir bilgi adına giriş yapayım. Şimdi Arapça'da gramer bakımından kelimeler ihbari ve inşa diye iki kısma ayrılır ifade ettiği mana açısından ihbari şu demektir. Yalana ve doğruya ihtimali olan lafız demektir. Mesela fiili mazi. Nasara yardım etti. Bu kelime nedir? ihbari bir lafızdır? Ama gramer olarak, lügat açısından. Çünkü burada şer'an inşa olduğunu söyledi. Ancak ben şu an grameri konuşuyorum. Mesela nasara yensuru fiili mazi veya fiil muzari. Aynı şekilde fiil kipleri. Bunlar İhbari kelamlardır. Ne demektir yani ihbari kelam olması? Yalana da ve doğruya da ihtimali var demektir. Mesela Nasar'a yardım et diyor, ama etmemiş de olabilir. Veya e, Yansur yardım eder ama etmeyecek de olabilir. Dolayısıyla hem yalana hem de doğruya ihtimal olan kelimelere ihbari kelam denir. İnşai kelam nedir? İnşai kelam ise yalana veyahut da doğruya ihtimali olmayan yani e, ihtimali olmayan e, sığalardır. Bu da ne gibi? Emir kipleri gibi. Mesela unsur, yardım et nedir? İnşai bir kelamdır. Yani hükmün kesin iradesini belirtiyor. E hocam bu kelimenin de yalan ihtimali olabilir mi? Bu sığanın yalana ihtimali olmaz. Yani yardım et diyorsun, e, ben aslında yardım etmedi denmez. Bu sığa kullanılıyorsa kesin o işin e, olması murad edilmiştir Arap gramerinde. O yüzden bu kelimeler inşadır. Yani ne demek? İşin oluşumunu kesin ifade eden e, kalıplardır. Bunlara inşa, inşa manası olan kelimeler denir. Peki Hocam fiili mazi e, lugatta ihbari bir kelam. Dolayısıyla burada inşa olarak zikreti tabi lugatta bu şekilde de ama şer'i şerifte, ıstılahta yani şer'i şerattaki kullanımında e, fiili mazi her ne kadar lugat açısından ihbar olsa da şeratta bu inşa manasındadır. Neden? Çünkü fiili mazi olunması kesin olan noktalarda veyahut da olmasını kesin istenilen noktalarda iradeyi beyan için kullanılır. Mesela yardım ettim. Mesela e, hanımını boşamakta da hani mesela ben eşimi boşadım denir. Mesela ihbar eder. Boşamamış da olurum diye bakılmaz. Şeriatta bu kelime kullanılıyorsa kesin kastı var demektir. Bu şekilde takayyül edilir. O yüzden e, mazi sırası burada e, inşa. Yani ne demek inşa? O ifadenin kesin olmasını irade ettiğini göstermez e, durumunda kullanılmıştır. Evet. Dolayısıyla bu şekilde nikah kelimesi, daha doğrusu bu nikah münakit olmuş olacaktır. Ev, şimdi anladık hocam tamam, fiili mazi sığası kullanıldığı zamanda veya hatta geçmiş zaman ifade eden, hani dili geçmiş zaman diye tabir ede, edebileceğimiz belki e, kelimeler kullanıldığı zamanda nikahın oluşumunu anladık. Kabul ettim, kabul etti, eş olarak aldım, eş olarak aldı, evlenmeyi, aynı, aynı evlenmeyi kabul ettim, o da aynı şekilde evlenmeyi kabul ettim. Yani geçmiş zaman, kullandığımız zaman da nikahın olduğunu anladık. Neden? Çünkü kesin iraden var. Ev yahut nikah münakit olur bir lafzayni. iki lafızla. Ama ahadihime, o iki lafızdan birisi mazin, fiili mazi, vel ahar mustakbelun, diğeri ise fiili muzari. Şimdi birincisini anlıyoruz ehadihima onlardan birisi mazi. Ne demek? Yani kesinliğe delalet eden lafız. Vel ahar müstakbel. Yani geleceğe delalet eden lafız. Buradaki müstakbelden kasıt gelecek değil. Buradaki müstakbelden kasıt tefviz, ısmarlanması demektir. Yani yoksa şunu anlaşılmasın sakın. Ben seninle evleneceğim. Ötekisi de tamam ben kabul ettim dese nikah olur mu? Olmaz. Ama halbuki hocam birisi mazi, birisi müstakbel yani gelecek sırası dedi. E ben de evleneceğim dedim. Ötekisi de e mazi sırasında kabul ettim dedi. O e zaman buna uydu. Nikah olması gerekiyor. Hayır. Burada kastedilen müstakbelden kasıt gelecek zaman değil. Müstakbelden kasıt ısmarlama. Yani şu. Adam karşı tarafa diyor ki e, beni kendinle evlendir veya kadın adama diyor beni kendinle evlendir veyahut da kadın babasına diyor babacım beni falancayla evlendir diye bir ısmarlama yani boşanma hus şeyi evlenmesi hususunda karşı tarafa bir yetki veriyor. Buradaki müstakbelden kasıt işte budur. Tefvizdir yani. Ne gibi ki zaten misalden anlayacağız. Zevvicni beni evlendir adamın sözü. Feyakulu Oteki de der ki zevvecdük tamam ben seni evlendirdim falanca kadınla desen nikah münakittir. Li enne kavlehu, çünkü e, musannifin kavli tevkilun bu bir tevkildir. Yani ne demek? Boşanma hususunda karşı tarafı vekil tayin etmektir. Yani diyelim ki bir erkek var, kadın diyor ki beni kendinle evlendir. Adam dese ki tamam ben seni kendimle evlendirdim dese iki tane şahit olsa bu nikah münakit olmuştur. Sahihtir ve nafizdir. İki şahidin huzurunda olduğu zaman da. Tabi burada şöyle bir detay daha var. Ee, ona da kısaca girelim. Şimdi alışverişte e, bir kimse hem bayi hem müşteri olamaz. Yani hem e, satıcı hem alıcı konumunda olamaz. Tabi bunun akli izahı olarak e, detaya girmeden şunu ifade edebilirim. Şu zikredilir. Çünkü satıcı ve alıcının pozisyonu farklıdır. Yani şöyle düşünün. Şimdi bu bir kişi sayalım. Bu hem satıcı hem alıcı alışverişte olamaz. Neden? Çünkü alıcı nasıl almak ister malı? İndirimli almak ister. E satıcı nasıl satmak ister? Pahalıya satmak ister. O zaman iki tane farklı iradenin boyutu var. Yani birisi indirim ister, ötekisi pahalıya satmak ister. Dolayısıyla bu iki mana tek kişide düşünülemez. Dolayısıyla ben hem satıcı hem alıcı olabilir mi? Olamam. Niye? Ben kendi kendime mi pazarlık yapacağım? Dolayısıyla beyde alışverişe böyle bir durum var. Yani müşteri ve e, satıcı tarafını tek kişi üstlenemez. Hatta bunun e, konumuz değil ama yine girmek adına faydalı olacaktır. Bu günümüzde çok oluyor. Mesela adam şöyle yapıyor. Hocam ben bana arkadaş dedi ki bana bir kitap al dedi bana bir vekalet verdi, para da verdi. Dedi ki ya 20 liraya git bana şu kitabı al. Ama hocam sonra ben bir baktım bu kitap benim evimde fazlalık olarak varmış. Ben de o kitabı hiç ona söylemeden, yani o kitabın benim olduğunu söylemeden götürüp ona almış gibi teslim etsem sıkıntı var mıdır? Bu caiz olmaz. Neden? Çünkü şöyle düşünün, şu falanca şahıs bana bir vekalet verdi. Dedi ki bana şu kitabı satın al ve bana para verdi. Ben o parayla gidip bu kitabı satın alacağım. Onun adına. Ben onun vekiliyim. Şimdi gidip başkasından alırsam sıkıntı yok. Onun adına aldığım için teslim ederim. E halbuki bir baktım bu kitap bende var. O zaman ben diyelim ki falanca Ali Efendi'nin burada vekiliyim. Hangi hususunda? Şu kitabı alma hususunda onun vekiliyim. Ama e, kitabı da satan kim? Ben. Çünkü kitap bende varmış. Ama satıcı da kimim? Benim. Yani ben bunun açısından müşteriyim. Kendi açımdan neyim? Satıcıyım. Böyle bir alışveriş caiz değildir. Dolayısıyla bu şekilde yapılacak olursa, bu alışveriş caiz olmadığı için o mal her halükarda iade edilecektir. O para da aynı şekilde reddedilecektir. Neden? Çünkü alışverişteki iki, tek kişi iki iradeyi toplayamaz. Ben şimdi o adamın vekiliyim, o adamın adına indirimli almak istiyorum. E, halbuki kitap benim, bendeki pazarı satmak istiyorum. Bu dolayısıyla akdin ruhuna aykırı bir manadır. Tabii bunun birçok nakli deliller var ama, bizim burada zikredebileceğimiz kısaca bir akli izahıdır. Dolayısıyla beyde böyle bir boyut var. Yani bir kimse alışverişin iki tarafını üstlenemiyor. E peki hocam nikahta yani bir kimse hem gelinin hem damadın vekili olabilir mi? El cevap bu nikahda olur. Neden? Çünkü nikahta alışverişteki gibi al, sat, pazarlık yap gibi bir mana var mı? Yok. Yani nikahta e, sadece iki tane iradenin bir kimsede toplanıp da o iki iradenin oluşumunu tahakkuk ettirmek var. Yani orada bir pazarlık mantığı veya da ticaret kazanç mantığı yok. İki iradeyi toplamak var. O açıdan sıkıntı yok. Tabii bunun fıkhi tabirleri var. beydeki işte vekil akit konumundadır. Nikahtaki işte akit sefir konumundadır gibi fıkhi detayları var. Ama ben oraya girmeyeceğim. Çünkü bunu hani en azından bu konulara vakıf olan kimseler, anlayabilir ama hiç duymayanlar iyice kafası karışabilir. O nedenle birçok konuları hasvetmek durumunda kalabiliyorum. Ama sadece bileceğimiz olay şu: alışverişte al-ver gibi bir pazarlık mantığı var. O yüzden bir kişi hem satıcı hem müşteri olamaz. Ama nikahta bu ticaret mantığı olmadığı için tek kişi iki tarafın vekaletini de üstlenebilir. Yani yani şu: burada. Ali var, burada da Ayşe var. Bu ikisi evlenmek istiyor. İkisini bana gelip diyor ki Ali, "Hocam benim e, evle, Ayşe ile e, evlendirir misin? Vekilim sen ol." Tamam. Ayşe de geliyor. gelip bana diyor ki, "Hocam benim Ali ile vekilim e, siz olun. Beni evlendirin." dese ben de iki şahidin üzerine ben Ali ile Hasan'ı eş olarak işte kabul ettim dediğim an nikah tahakkuk etmiştir. Yani bakın, bir kişi olarak hem gelinin hem de damadın vekili olabilirim. Ha bu üçüncü şahıs olmasına gerek yok. Bu damat da olabilir. Mesela gelin damada der ki beni kendin evlendir. Damat da iki şartın iki şahidin huzurunda ben falanca ile kendime eş olarak kabul ettim dese iki şahidin huzurunda bu nikah geçerlidir. Halbuki gelin yok orada ama vekalet vermiş. Vekalet verdiği için burada bu durum söz konusu olabilir. Bu kadında da olabilir. Mesela erkek kadına da bunu verebilir. Bu mesela şeyde daha çok oluyor. Mesela Allah korusun nikah düşme durumları oluyor. Yanlış bir söz söylüyor. İşte karısı gelemiyor veyahut da kocası gelemiyor. Hocam nasıl kıyacağız? İşte gelmiyor veyahut da müsait olmuyor. Şöyle yapacaksınız. Tabii böyle bir meselede de müsait olup olmamaya bakılması ayrı bir sıkıntı ama hani öyle olduğunu farz edelim. Bu durumda kadın erkeğe vekalet verecek. Beni kendinle evlendirdi. Erkek de iki şahidin huzurunda ben falanca kadını kendi ve eş olarak aldım desen nikah münakittir arkadaşlar. Bu konuyu Dolayısıyla burada bilmek zorundayız. Evet. Ee, ne dedik şimdi? İki tane sığayla beraber de aynı şekilde nikah olabilir. Ee, birisi mazi, diğeri müstakbel. Müstakbelin tevkil olduğunu anladık zaten. Ne gibi dedik? Zevvicini fekul zevvicini. Lianne kavlehu zevvicini tevkilun. Vel vekil yetevella nikahi ala ma nubeyyinhu inşallahü teala. İnşallah ileride ifade edeceğimiz gibi vekil nikahın iki tarafında ne yapacaktır? Koltuklayacaktır, üstlenecektir. وَرَوَا الْمُعَلَّا عَنْ اَب۪ي Yusuf <laughs> عَنْ اَب۪ي Hanife, Mualla nadir rivayi olarak Ebu Yusuf'tan, o da Ebu Hanife'den şöyle bir rivayette bulunmuş. لَوْ <laughs> قَالَ Ebu Hanife şöyle demiş. لَوْ <laughs> قَالَ Adam dese ki جِتُكَ خَاطِبًا teke. Bu konu şu arkadaşlar. Bir damat var, kayınpederinin yanına gidiyor. Diyor ki, Selamun aleyküm aleyküm selam. Kardeşim ciltüke hatiben ibnetike ben senin kızını istemeye geldim. Senin kızını eş olarak almaya geldim dese. Ev lütüzevviceni ibneteke veya da kızınla beni evlendirmen için geldim dese. Ev zevvicini ibneteke veya da beni kızınla evlendir dese. Fakalel eb Baba da dese ki ''Tamam ben kızımı seninle evlendirdim.'' Şimdi meselemizden kopmayalım. Olay şu, damat olarak birisi geliyor kayınpederine veyahut da velisi kimse artık. Diyor ki selamünaleyküm Aleyküm, Aleyküm Selam. Kardeşim ben senin kızınla evlenmek için geldim. Beni kızınla evlendir.'' Dese adam da ''Tamam ben kızımı seninle evlendirdim.'' Dese ''Bu nikah geçerlidir.'' وَلَيْسَ لِلْخَاطِبِ اَلَّا allahik var. Bu saatten sonra benim için bir muhayyellik yoktur. Yani Aa ben işte ne derler ben istemiyorum deme hakkı yok. Niye? İcabda bulundu ve e, kad er kadının velisi olan babası da bunu kabul etti. Ha hocam kıza sormadan nasıl kabul edebilir? Bu şudur. Kızın izni var demektir. O, 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 noktada buna izin vermiştir. O şekilde artık o anlaş, onu anlayacaksınız. Çünkü biz önceki şemamıza bu konuyu e, ufaktan temas etmeye çalıştık. Tabi ileride de bu konunun detayları gelecek. Yani bir kızın onay olmadan velisi onu evlendiremez. Hanifi mezhebine göre. Diğer mezheplerde farklı görüşler var. Evet. Dolayısıyla bu şekilde olursa fe nikahü lazımın ve leyselil hatip olan bu damat için en layık Artık ya ben kabul etmiyorum demek yok. Çünkü neden? İcapta bulundu, adam da kabul etti ve nikah oluştu. Wala yushbihul <laughs> Tabii burada şunu anlatmak durumundayım. E hocam biz bugün kız istemeye gidiyoruz. E kız istemeye gittiğimiz zaman da işte kızınızı işte Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuza istiyoruz. Adam da kabul ediyor şimdi bu nikah mı? Hayır, bu nikah değil. Burada anlatılacak konu evlenmek için akit için geliyor. Yani akit niyetiyle geliyor. Yani damat geliyor. Adam buradaki bu kitabımızda anlatılan misalde adam şunu diyor. Ben senin kızını nikahlamak için geldim ve beni nikahla. Adam da kabul ediyor. Buradaki suret budur. Yoksa bugün kız istemede veyahut da evlilik tekliflerinde bunlar da nikah akdi kıyma niyeti yok. Yani bugün kız istemeye gidildiği zaman da kız istendiği zaman da işte Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuza kızınızı istiyoruz dediği zaman da baba da evet dediği zaman da şu oluyor. Ben evlenmek için tamam yetki verdim izin verdim demiş oluyor. Yani bu kız isteme olaylarında akit yapmak, o an nikah aklını kıyma niyeti yok. Tam tersi. Akit yapılmasına onay var. Tamam ben kızımla evlenmen için sana onay verdim. Kızımız evlenebilirsin. Yetki verdik. Ailesi olarak kabul ettik demektir. Bu nedenle bugünkü kız istemelerde veya evlilik tekliflerinde bu anlatılan ibare uymamaktadır. O farklı bir ifade. Mesela geliyor şunu diyor. Ee, mesela diyor ki hocam ben evlilik teklif ettim. Arkadaşlar da vardı biz karı koca mıyız? İşte benimle evlenir misin? Kadın da diyor ki evet evlenirim. Veya hani evlenirim geniş zaman kipi. Bu olmaz. Kesinlik ifade edecek. Evlenirim. Belki de evlenmeyebilirim. Yani böyle bir durumlar olabilir. Ne demiştik? Asla konumuzdan kopmayalım. Kesinlikle delalet eden bir lafız olmalı. Bu fiili mazi olur. Yani geçmiş zaman sığası olabilir. Veyahut da şimdiki zaman sığası olabilir. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Ne dedik? İşte benim, benimle evlen dedi. Ben seni eş olarak almak istiyorum. Benimle evlen. Kadın dedi ki tamam kabul ettim evliliği. Dese peki nikah mı? Değildir. Niye? Ya bu evlilik teklifidir. Yani o an akit kıyma niyeti yok. Onların kastı tamam evlenmek için sana onay verdim, hadi gidelim evlenelim demektir bu. Yoksa filhal akit niyeti yok. Ha birisi çıkıp şöyle dese, hocam ben bunu derken kastım evlenmekti. Yani o an evlenme niyetiyle söyledim, kadında evlenme niyetiyle bunu söyledim. O zaman nikah olur. O yüzden yani bu tür şeyleri... Tahlil etmek durumundayız. Yani kız istemede, evlilikte günümüzde aslında uygulanan modelde nikah olmaz. Ama derlerse ki biz aslında akit niyetiyle onu yapıyoruz, kasıtlı yapıyoruz, böyle bir irademiz var. O zaman durumu değiştirir. Evet, ne dedi konumuzda? Ee, burada hani adam evlenmek için geldi, evlenmek istediğini söyledi, adam kabul etti, nikah olmuştur. وَلَيْسَ لِلْخَاطِبْ اَلَّا يَكْبَلْ Bu durumda hatıp ne demektir? Hitap eden, hitbede bulunan. Yani kadınla evlenmeyi istediğini beyan eden kimsenin artık bu saatten sonra reddetmek yoktu. Çünkü akit için buraya geldi. وَلَا Yusbihul الْبَيْعَ Bu durumu gidip de alışverişe kıyaslayamazsın. Şimdi alışverişte e, durum farklı. Alışverişte mesela böyle bir meselede e, hani ben gelip de böyle, e, hani bunu bana evlendirebilir misin? Evlendirmeni istiyorum. Gerideki misallerde bakacak olursak. Bu şekilde dese adam da kabul edecek olsa... Burada kabul etme, reddetme hakkı yoktu ama alışverişte böyle bir hak vardır. Çünkü alışveriş pazarlık mantığıdır ya. Alışverişte karinelerde orada bir pazarlık mantığı var. Akitin oluşumuna kesin bir iradenin olmadığı boyutu var. O yüzden diyor ki hani beydeki o karinelerin durumu olduğu için bu konu beyde farklıdır. Niye? لَاَنَّ مَبْنَهُ عَلَى الْمُسَاحَمَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ لَاَنَّ مَبْنَهُ Nikahın medarı, e, noktası, nikahtaki durum alel müsamahati vel müsahaledir. Kolaylık üzerindedir, esneklik üzerindedir. Yani böyle dediği zaman da adam da kabul etse tamam kabul ettim dese bu nikah olabilir. Çünkü nikahta bir takım kolaylaştırma var. Ama vel bey alel müke, mümakeseti vel, vel müsavameti. E, bey ise karşılıklı pazarlık ve ticaret üzerinedir. Dolayısıyla adamın böyle dedikten sonra o kabul etse şimdi bu akdi yapmayı istediğini beyan ediyor. Adam da tamam deyince adam akdi yapmak istediğini kabul ediyor ve icapta bulunuyor demektir. Ha bu durumda bu adamın e, yani benim tekrar ikinci bir durumda kabul etmem gerekiyor. Çünkü beyde bir karine var. Ama burada diyor nikahta böyle bir durum yok. Çünkü gelen adam zaten hani evlenme niyetine Zahirde anlaşıldığı için, karşı tarafta bunu kabul ettiği için biz bu nikahı geçerli sayacağız diyor. Yani nikahla beyi aynı duruma sokmayın diyorlar. Nikahta kolaylık var. E, hatta az önceki meselemizde olduğu gibi. Mesela beyde bir kişi iki tarafı üstlenemiyor ama nikahta bir kişi iki tarafı üstlenebiliyor. Hep bunlar nikahın etkileri. Veya mesela bey alışveriş, bey alışveriş demektir bu arada. Bey e, diyelim ki şart fasit şartlarla beraber akit ifsat olur. Akde uygun olmayan, mülayim olmayan, akdin gerektirmemiş olduğu şartlar alışverişte şart konuş, koşulduğu zaman da o, o, beyni olur, fasit olur. Ama nikahta nikahı ifsat etmez. Mesela bir adam şöyle kısa, bana ne bileyim her ay bin TL vermek üzerine seninle kocalığı kabul ettim dese, yani sana eş olmayı kabul ettim dese, adam kabul etse şart fasit nikah geçerlidir. Yani şartın bir önemi yoktur ama nikah muteberdir veya farklı bir gerekçeyle dese ki işte ben bu evde oturacağım bana böyle bir ev almak kaydıyla seninle karılığı kabul ettim dese adam da kabul etse bu durumda nikah münakittir ama bu şart geçersizdir. Niye? Fasit şartlar nikahı ifsat etmez. Alışveriş ifsat eder. Alışverişte daha kat iyi bir durum var. Evet. وَلَوْ قَالَ لَهَا Adam hanıma dese ki اَنَا اَتَزَوَّجُكِ Ben seninle evlenmek istiyorum evleniyorum yani fakalet kat faal tu ben seninle evleniyorum yani fiili muzari sıgrası ettezevvecu ki o demektir ben seninle evleniyorum günümüzde nasıl yaparız ben seni eş olarak kabul ediyorum dese fakalet kadın da dese ki kat faal tamam yaptım ve da evet kesin çünkü evet sığası da kesinlik sığasıdır. çünkü fiil hal iradeyi beyan ediyor dese caze ve bu nikah caizdir ve bağlayıcı olmuştur. Lienne kavluhu etezevvecu ki kavli nedir? Bi mana tezevvecu ki örfen. Örfen her ne kadar sığa olarak fiili muzari yani şimdiki hal sığası olsa da örte kesinlik ifade eden mazi sığası manasındadır. Etezevvecu ki Arapça gramerde fiil muzari sığası nefs-i mütekellim vahdedir, şurası. E bi mana yani fiili muza, mazi sırasındadır. Tabii biz bunu şöyle günümüzde anlatalım. Yani ben seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Bu örfen kabul ettim. Kesinlik manasında olduğu için sıkıntı yok. Yani hal manası murad edilmiştir. Çünkü şimdiki halle hem hal manasını kastedebiliriz veya niyetle gelecek zamanda kastedebiliriz. Evet. <laughs> Bir delaletil hal. Hal delaletiyle biz bunun bu manada olduğunu anladık. Kemafi kelimeti şehade. Şehadet kelimesinde olduğu gibi. Mesela. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Eşhedü ben şahitlik ediyorum. Şimdi ediyorum. Yani halbuki şehit şehit demek lazım değil mi? Kesinlikle şahit oldum demek lazım değil mi? Allah birdir, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur diye kesinlik ifade etmemiz gerekmiyor mu? Evet. Bu bakın eşhedü kelimesinde de şahitlik ediyorum. Burada da fiili muzari yani şimdiki hal sığası kullanılmış. Şimdiki hal kalıbı kipi kullanılmış ama buradan fiili mazi kastedilmiştir. O açıdan sıkıntı yok diyor. Velau kale adam dese ki etüzevvicuni benimle evlenir misin? Fekale el ahar kadın da dese ki zevvectüke evet ben seninle evlendim dese la yenakidü en nikah burada nikah münakkit değildir. Niye? Li istihbarun ve Çünkü bu bir haber vermektir ve vaatleşmektir. Hani az önce konuştuğumuz mesela evlilik teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Kadın diyor ki evet. Bu ne demektir? Yani tamam onayladım hadi gidelim evlenmeye. Yani şu an ben evlenmeyi kastetmedim orada. Evlenmenin olabileceğini onay verdim demektir. O yüzden bu diyor ki istihbaru. Bu bir haber talep etmektir. Yani karşı tarafın görüşünü almaktır. Vestiadun vaatleşmektir. La emrun ve tevkilun. Yoksa bir emir ve tevkil değildir. Evet. Ve lev erade bihi et tahkika. Ha diyor. Bu adam benimle evlenir misin? dedi. kadında evet dedi. Burada velev arade bir et O an akti kastedecek olursa, kesinliği kastedecek olurlarsa, evlenmeyi filhal Orada evlenmeyi kastedecek olurlarsa dünel istihbar ve yani nikahlanmaya dair kanaatlerini beğen değil. Bilakis fil hal nikahlanmayı kastedecek olurlarsa yenakidu bihi o zaman bu nikah münakit olacaktır. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yani o kelime hani evlenme teklifleri veya da kız istemelerde o an eğer istihbar, istiyat yani hani tamam evlenmeyi onaylayana, onaylayalım sonra da gidip nikah kıyalım gibi o an evliliğin oluşumuna izini kastedecek olurlarsa nikah olmaz ama tam tersi aketi kastedecek olurlarsa filhal evlenmeyi kastedecek olurlarsa bu durumda nikah akdi oluşmuş olacaktır. Kal nikah بِلَفْضِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ لِأَنَّهُمَا صَرِيحٌ فِيهِ Bu konumuz inşallah, bu yarım sayfalık konu şunu anlatacak. Ya evlenirken illa da nekaha veya da zevç kalıplarında mı olmak gerekiyor ki şafiler böyle bunu iddia ediyorlar. Yani illa da sen benimle, ben seninle nikahlandım mı demem lazım? Veyahut da ben seni zevç olarak aldım mı demem lazım? Yani illa nekehtu, zevveçtu bu kelimeleri mi kullanmam lazım? Yoksa bunun dışındaki mesela ben kendimi sana hediye ettim gibi kelimelerle de nikah hakkı olur mu? Burada anlatılmak iste, anlatacağım, an işleyeceğimiz konu bu. Şöyle kısaca bir ben size mantık vereyim. Bir lafız ki bir milkin temlikini, bir şeyin temlikini ifade ediyor. Yani karşı tarafa mülk edindirilmesini kesin olarak ifade eden bir lafız ee, düşünelim. Eğer o lafızla beraber karşı tarafa onun mülk edindirilmesinin kesinliği anlaşılıyorsa onunla nikah da olur. Ne demek? Şu demek. Mesela ben bunu sana sattım demekle beraber. Bunu karşı tarafın mülkiyetine tamamen geçmiş olur mu? Hani sattım kelimesiyle beraber ne olur? Bu karşı tarafa mülk edindir. Bu şekilde bu kelimeyle nikah olabilir. Yani... Bir adam dese ki ben kendimi sana sattım. Kadın da kabul etse buradan nikah olur. Niye? Çünkü bir malın e, karşı tarafa mülk edindirilmesine dair kesinlik ifade eden bir lafızdır. Veya ha bunun medarı şudur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Rabbimiz kadınlar kendilerini hibe ederlerse buyuruyor. Nefislerini eşlerine hibe ederlerse buyuruyor. O zaman aslında biz normal sığ olarak baktığımız zaman da ...nikah ve zevç kelimeleri olması lazım. Ama ayette hibe var. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birisi... ...ben nefsimi sana hibe ettim ya Resulallah buyurunca... ...Efendimiz kabul etti ve nikah haktı kıyıldı. Bu nikah oldu. Demek ki yani nikah da illa da zevç ve nikah kelimeleri şart değil. Bak ile de olabiliyormuş. O zaman fukamız burada şöyle bir mana süzüyor. Ya demek ki karşı tarafa böyle mülk edindirmeyi ifade eden her lafıza nikah olabilir. Çünkü nikah neydi? En başta biz nikahın tarifini yaparken nikah kadından kadından istif yani kadın ve kocanın birbirinden istifade etmesinin helal olduğunu gösteren her sığaydır. Yani temliku milkil mut'a diye tabir edilir. Milki mut'anın yani kadından istifadenin ve hatta aynı şekilde karı kocalık münasebetinin birbirlerine izin verildiğini ve hatta kadından istifadenin erkeğe taksis edildiğini, has kılındığını ifade etmesine nikah denir. O yüzden bu bu şekilde bir karşı tarafların birbirinden istifadesine mutlak izin var. Ve bu mutlak izin nasıl olabilir? Ona mülk edindirmekle olabilir. Yani hani bu akli izahlar. Yoksa bir burada bir mal alım satımı manasında değil. Ama o ki kalıp kullanıyoruz. Biz bunu sahih bir minvale oturtmalıyız. Dolayısıyla diyor ki Resulullah bak kadın dedi ki ben kendimi sana hediye ettim ya Resulullah. Efendimiz kabul ettim dedi ve nikah sayıldı. Halbuki hibe nedir? Mesela ben bunu sana hediye ettim dediğim zaman da artık bu senindir, benim değildir. O da kabul ettiği zaman böyledir. O zaman müçtehitlerimiz burada bir mana süzüyor. Diyorlar ki demek ki bir şeyin mülkiyetini karşı tarafa geçiren her şeyle nikah hakkı olur. O nedenle ben sana kendimi sattım dese koca, kadın da kabul ettim dese nikah olur. Veya ben kendimi sana, çünkü neden? Satışta karşı tarafa mülk edindirmek var. Veya ben kendimi sana sadaka olarak verdim dese erkek, kadın da kabul etse nikah olur. Niye? Sadakada da karşı tarafa mülk edindirmek var. Mesela siz 5 lira sadaka veriyorsunuz. Yani ne demek? Ki? Artık o onudur, sizin değil. Yani bir malın mülkiyetinin karşı tarafa tamamen intikali var. Dolayısıyla diyor sadaka, bey, şira, ben kendimi senden, mesela ben e, seni kendime satın aldım dese, bir kadın, bir erkeğe gelip dese ki ben kendimi sana, senden satın aldım dese, sana satın aldım. Erkek de kabul etse nikah olur. Bu nedenle, çünkü bu türlü lafızların her birinde e, mülkiyetin karşı tarafa intikalini kesinlik ifade eden lafızlar olduğu için burada nikah olmuştur. Peki, şimdi burayı anladık. Ne dedik? Nikah, zevç kelimeleri tamam. Hibeyle oldu, sadakayla oldu, temlik. Yani mülk edindirdim. Ben kendimi sana mülk edindirdim. Kadın da dese kabul ettim. Nikah olur. Niye? Mülk edindirmekte de aynı şekilde. Mesela bunu sana mülk edindirdim deyince artık onundur. Sizin değil. Yani malın karşı tarafa temliki geçmesi var. Bu nedenle bu lafızlarla olur. Peki hocam icare kelimesiyle olur mu? İcare kiralama demektir. Yani bir adam hanımına desek, kadına desek ben kendimi sana icare verdim. Kira, kiraladım. Kadın kabul etse nikah olur mu? Burada nikah olmaz. İhtilaf var. İmam Muhammed hariç, İmam Azam da İmam Ebu e Yusuf diyor ki bu nikah olmaz. Neden? Çünkü icare nedir? Muvakkat bir şeydir ve mülkiyetin değil menfaati imtana, şey, olanak sağlamaktır. Yani mesela ben şu kupayı kiralasam bu kupa hala benimdir ve belirli bir süre kullanım izni vermişimdir sonra geri alırım. İcare budur. Halbuki nikahta böyle bir olay yok. Nikahta kiralamadaki gibi bir müddet yok hocam boşanıyorlar ama Akita'nın da öyle bir müddetin konuşulması yok. Boşanma ayrı, o sonradan ortaya çıkan bir şey. Nikahta bir müddet yok. Bir insan evlendiği zaman ölümüne evlenmiştir. Yani sürekli evlenmiştir. Ha 5 saat, 10 saatlik değil. Evlendiği an bu devam edecek bir evlilik demektir. Ha sonradan boşanma olur, o ayrı bir konu. O Akita'nın da konuşulmadığı için ona mülahaza etmiyoruz. Dolayısıyla akitte ne var? Bir müddet sınırlandırması yok. Ama icarede, kiralamada ne var? Bir müddet sınırlandırması var. Bu nedenle diyor ki, bir kadın kendi şöyle dese veya bir erkek şöyle dese ben kendimi sana kiraladım. Kadın da kabul etse bu nikah kıyılmamış kabul edilir. Neden? Kesinlik ifade eden ve karşı tarafa mülkiyetin tam geçtiğini ifade eden bir lafız değildir. Ama İmam Muhammed diyor ki hayır bu nikahtır. Niye? Çünkü Allahü Teala ayette buyuruyor ki فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Kadınlara ecirlerini verin. Ecir ne, neye, neye denir ecir? Kiradan alınan bedele ecir denir. Mesela ben bu kupayı 5 liraya aldım. 6'ya sattım. 1 lira kazandım. Bu kazandığım paraya ne denir? Ribih denir. Kesb ve ecir denmez. Yani bu biraz hani de tafsili bir konu. Girmek biraz belki kafa karıştırabilir. Ancak sadece şu kadar ifade edeyim. Mesela ribih, kesb, ecir e, ne, e, bunlar hep farklı tabirlerdir. Bir maldan, bir malı 5 liraya aldım. 6 liraya sattıysam o 1 liraya ne denir? Ribih denir. Kesb denmez mesela. Veya diyelim ki ben bir daireyi kiraladım. O kir, daire kiraladığım için bir kar elde ettim. O aldığım kara, yani kira bedeline ribih denmez, kesb denmez. Ne denir? Ücret denir, ecir denir. Bunların her birinin Arapçadaki farklı ifadeler var ve her birinin hükme tesir eden boyutları var. Ama Allahu Teala mehire Kur'an'da ne buyuruyor? فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onlara ücretlerini verin. Halbuki ücret kira bedelinde olan şeye ücret denir. Bu nedenle İmam Muhammed diyor ki o yüzden bak Allahü Teala o okay, ki ecir dedi mehre ve ecir de kiradan alınan paranın adıdır. O zaman demek ki icari kelimesiyle beraber de nikah hakkı kıyılabilir diyor İmam-ı Muhammed. Tabi bu bir, e, bu şunu tespit etmeye çalışıyor Fuka. Ya kardeşim yani nikahta her zaman bu kelimeler kullanılmaz. Bazen farklı kelimeler de kullanılıyor. Yani biz bunu nikah sayacak mıyız? Evet bu boyutlarda biz bunları nikah sayacağız. Evet. nikah ve النِّكَحْ وَالْتَزْوِيجِ لِأَنُّهُمَا صَرِيحٌ فِيهِ Burayı okuduk. Vel hibeti, hibe lafzıyla da nikah olur. Ve sadakati, sadaka lafzıyla ve temliki vel ve şirai. Niye? Lend hadihil elfaz. Şimdi konuyu anlattığım için ibareyi okuyorum. Çünkü bu lafızlar tüfidül milke, mülkiyeti ifade eder. Yani mülkiyetin karşıya geçmesini ifade eder. Ve ennehu bu ise sebebün limilkil mut'ati bi vasıdatı milkir rakabedi. Milki mut'aya sebeptir. Milki mut'a şu demektir. Ee, tarafların birbirinden cinsel bazda istifade etmesi milki mut'a diye isimlendirilir. Milki rakabe de ona sahip olmaktır. Mesela bir kimsenin cariyesi olsa, cariye satın alsa, o cariye mal olarak kimindir? Bu adamındır. Peki mal olarak bütün mülkiyetine sahip olunduğu zaman da bir cariyenin ondan cinsel bazda istifade olabilir mi? Şu deniliyor. Milki mut'ası yani geneline sahipsen cinsel bazda da istifade etmek aynı şekilde olabilir ifade ediliyor. Tabi İslam'da cariyelik meselesi ayrı bir konu konuşulabilir. İslam cariyeliği teşvik etmiyor. İslam geldiği zaman da cariyelik vardı arkadaşlar. İslam tam tersi koyduğu hükümlerle cariyelik kaldırmak üzerine hüküm koymuştur. Bunu da ayrı bir oturumda inşallah işleriz. Neyse ne dedik? Şimdi bir cariyeyi satın aldığı zaman da bir adam ondan aynı şekilde cinsel vazda istifadeyi de satın almış olur. Burada anlattığım olay da budur. Bu nedenle diyor o ennehu sebebun li milkül Çünkü mülkiyet bey satın aldım. Ya ben satın aldığım şeyde milki mut ada vardır. Hediye aldım milki mut ada Çünkü bir şeyin künhüne vakıf olursan ondan bir kısmını da istifade edebilirsin demektir. Buradaki iza. Kemafi mülkiyemin, yemin. Mülk, milki yeminde olduğu gibi. Milki yemin aynı şekilde Cariyelik meselesi benim anlattığım şu konu. O sebebiyet min turukil mecaz. Tabi buradaki sebebiyet de mecaz tariklerindendir. Yani mecaz sebebindendir. Yani şöyle, bey bir şeyi milki aynını, bizati kendi rakabesini, kendisini elde etmek demektir. Kendini elde etmek olan bir şeyden cinsel bazda istifade etmenin anlaşılması diyor işte sebebiyet boyutuyladır. Yani bir şeyin tamamını aldıysan ondan cinsel vazıda da istifade hakkında almış olursun. Bu bir sebeptir. Yani künhünü aldıysan orada cüzünü de sebep olabilirsin. Bu video diyor sebebiyettir, bir mecaz yoludur. Bunu da tabii mecaz hangi kısmına girer o da ayrı bir konu. Wa <laughs> Peki icare lafsından olabilir mi? Farawa İbn Rustem an Muhammed ennehu la biha. İmam Muhammed diyor ki olmaz. Anlattık. Niye olmaz? Ee, İmam Muhammed diyor ki e, tabii biz az önce tersini söylemişim, söylemişim isimsel bazda. İmam Muhammed icare kelimesiyle beraber nikahın olmayacağını söylüyor. Niye? Çünkü hani mülki e, milki mut'anın temlik yok, vakit sınırlandırması var. Ve huve ihtiyaru Ebu Bekir Er-Razi. Bu cessasın tercihidir. Ebu Bekir Er-Razi cessas demek. Li'ennel <laughs> icarete. Çünkü icare la tufeydu milkel mut'ati. Çünkü icare milki adı ifade etmez. Mesela bir adamın bir kölesi olsa, Başka bir adam kölesi var. Ben bu köleyi kiraladım diyelim. Bu köle kiralanınca o köleden cinsel bazda istifade de helal mi? Hayır. O köleden kiraladın iş güç için. Bir yani bir icare aktı yapmak cinsel bazda istifadesini gerektirmez. Burada da bunu diyor. Enne icarete la tufidu mulken muta. Çünkü icare milki mutanın mubahlığını göstermez. Ve lenneha tunbiu anit ta'kid. Ayrıca icarede vakitlendirme var. Halbuki nikahta bu yok. Bu nedenle İmam Muhammed diyor ki icare kelimesiyle beraber nikah kıyılmaz. Ama varavel Hasan an Ebi Hanife'de ama Hasan bin Ziyad Ebu Hanife'den rivayetine göre ennehu yecuz icare kelimesiyle beraber nikah caizdir. Ve hu ihtiyarul kerhi ki kerhi de bunu almıştır. Kal. Niye? Şöyle buyurmuşlardır. Le enne Allah Teala semme'l mehra ecran. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayette mehri ecir diye isimlendirmiştir. فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onlara mehirlerinizi verin. Nisa suresi 24. ayette onlara mehirlerinizi verin, ecirlerini verin deyince mehri ecir demiştir. Bu nedenle feyenaküdü bir lafdil icareti bu e, nikah icare lafzıyla beraber münakit olacaktır. Ne gibi? Kel icareti. icarede elde edilen ücretteki durum neyse nikahta da elde edilen mehirin ücret olması da bu şekildedir. O Muhammed, İmam Muhammed de diyor ki لَوْ قَالَ اَوْسَيْتُ لَكَ بِبْنَةِ لِلْحَالِ Tabi bu da vasiyet kelimesi. Burada kalalım. Yani bu meselemizi burada kalalım. Bir sonraki dersimizi buradan devam edelim.